genel. Evet. Bir fırlattık. Aslında neyle başladım bilemiyorum ama çiçekle başladık. Ondan sonra gülen yüzlerle gittik. Yapraklara ve çöre doğru bir yol aldık ama yalnız iç kısımda bir suikast oldu. Şu pembe rengi yan tarafındaki Serap arkadaşım boca etti. Ben de onunla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani, elinize sağlık. Ne ilerlediğini ben de bilmiyorum. Yani. Hocam Düzce'den yola çıktı Afrika'ya doğru gitti. Hanife Hanım neler yapıyorsunuz? Ben de içimdeki küçük Hanife'ye çıkardım. Stensli yapabilirsen. Böyle kelebekler. Bunu koyup stensli yapabilirsin. Tamam, çok ince çalışmış ama. Yani. Evet, ben böyle daha ince nane çalıştım arkadaşlar. Biraz kaba çalıştım. Ben çok kaba çalıştım. Evet, böyle kurdele gibi şeyler yapmaya çalıştım. Tebrik ediyorum. Mor, pembe ve yeşil tonlarını kullandım. Tamam, kadınsın işler, evet. Arkadaşlar başarılar dilerim. Murat Bey. Hocam ben de yeğenim Yavene kuş evi yapıyorum. Boyuyorsunuz. İnşallah boyamaya çalışıyoruz. Beğenirse. Onun için pembe yaptım. Pembeden başladım. Harikasınız. Güle güle kullansın. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz? Merhaba. Önce isim soyad alayım. Sonra da niçin onu seçtiniz? Ben papatya yapıyorum. Papatyaları çok seviyorum. Vallahi çok güzel. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Orhan Bey, how's going your divorce? Are you good or bad? Ya ben, hocam. Bak şimdi bordo mavi yaptık güzel içini biçeri mesela. Ben buraya bir yeşil zemine horon oynayan cinerliler yapacaktım. Ali yap. Cinini yaptım ama. Cini git kaçtı. Bir saniye anlatıyorum hocam. Ama bir an için şey oldu. Cinler kaçtı mı? Cinini yaptım da hocam. Ali'sini yapamadım. Bunun için TSE. Süpersiniz Orhan Bey her zaman gibi. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Vallahi daha karar veremedim. Daha henüz karar aşaması. Boyama bitmiş ama. Diğer gösterir misin? Karar veremediği halde en iyi çizim boyama. Serap Hanım. Serap Hanım. Hocam merhaba. Çok megaloman. Ben biraz megaloman kişiliğimi ön plana çıkardım yine. Serap mı yazdın? Her harfin üstüne evet zıt renklerle adımı yazdım. Süpersiniz. O S süpersiniz anlamında mı? Serap'ın S'si, Süper'in S'si ikisi aynı anlamda. Ek anlamlı. Sayın hocam. Evet. Onları gayet iyi gidiyor. Reisen. Diyeceksin ki. Hocam bunun elektriği kesin. Kara düzen bir çalışma. Kara düzen bir çalışma. Siz niçin geç başladınız? Yani ne bileyim böyle güzel. Ferda Hanım hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ben başlayacağım. Biraz sonra başlayacaksınız. Salih abi nasıl geçti? Sağ olun. Ben minimalist çalıştım. Az boya masrafı olsun diye. Çok güzel. Topaçta boyadım torunum için. Harikasınız. Elinize sağlık. Tülin Hanım ne düşünüyorsunuz bu aktiviteyle ilgili? Güzel bir aktivite olacak. Harikasınız siz de. Çok teşekkür ederim. Pedagogunuz var mı? Orhan Bey son olarak ne diyorsunuz? Sağ olun asıl diyelim.